isimlerini ezberleyip bir an evvel 5000'i başlamak lazım. Sebebi nedir? İşte o virt niçin çekiliyor? O virt kalplerindeki olan masivayı bütün fesfese ve boğzu temizliyor. Murakabeyi, ihlası, teslimiyeti teslim ediyor. Sabri Hazretleri'nin teslimiyet kalıbında öyle bir kalıp döküyor ki, öyle bir beton kalıbı döküyor ki, dünyanın tüfeği, silahı gelse o kalbi yıkamaz. Seydanın nazarı evledir, Allah sizden razı olsun. O zaman biz evle bir zata gelmiş isek kendimizi heder et. Yapmaz ki zaten. Allah nasıl Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a emir verdi? Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'da Allah bildirdikçe, iyi dinleyin. Allah bildirdikçe günde en aşağı 25 sefer Resulullah'tan emir alır. Allah bildirdikçe diyorum, yani canlar durmasın. Allah bildirmezse kimse bir şey bilemez. Ne evliya bilir, ne peygamber bilir, hiç kimsenin hükmü yoktur. İllahi Allah tecelli edecek, bildirecek. O zaman ne oldu? Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakıyla ümmeti Muhammed'e hizmet etti. İşte siz yemin etseniz, deseniz ki biz Resulullah'ı gördük elhamdülillah, yemin... ...ne dünyadan ahirette. Cesediniz toprak olmayacağına ben size Kur'an'la yemin ederim. Eğer siz akıbetinizi düşünüp de Allah'ın Resulü şeriatını yaşayıp da Sultan Seyda Hazretleri'nin emirlerini yerine getirirseniz, şehadette Seyda sizinle beraberdir. Kabir diyarında Seyda Hazretleri sizinle beraberdir himmetiyle. Ay. O zaman demek ki toprak olmaz senin cesedin ey Sofi. Bir mümin dedi, ben cesedini kendim yıkadım 15 sene evvel dedi. Der, iman ederler etti, etmeyenler gitti. Biz öyle bir dergaha gelmişiz ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı cesediniz toprak olmayacağına ben size Kur'an'la yemin ederim. Eğer siz akıbetinizi düşünüp de Allah'ın Resulü şeriatını yaşayıp da Sultan Seyda Hazretleri'nin emirlerini yerine getirirseniz, şehadette Seyda sizinle beraberdir. Kabir diyarında Seyda Hazretleri sizinle beraberdir himmetiyle. Ay. O zaman demek ki toprak olmaz senin cesedin ey Sofi. Bir mümin dedi, ben cesedini kendim yıkadım 15 sene evvel dedi. Dedi orada bir yol geçiyordu. Bu yoldan ötürü diyor, dediler ki kabrimi burada kaldırın ey Ömer. O çocuğun babası gidiyor kabre, kabri kazıyorlar. O yıkayan mümin de gidiyor, yıkayan hoca. Gittim diyor, baktım. Daha halen kefeni bembeyaz bir şekildedir. Diyor kalbine şöyle baktım diyor. Allah! Allah! Tak tak diye Allah diyor, Allah'a kasam ederim. Diyor anına bastım, şuraya diyor baktım. Parmağım gümüldü, tekrar canlandı diyor. 15 sene evvel diyor gümülmüş diyor. Sanki taptaze bir ceset koymuşlar diyor. Bu da sufi. O zaman demektir biz gaya imanın kurtuluşu için geliyoruz. Başka bir gayemiz yoktur Sufiler. İman neyle kurtulur? Şeriatla kurtulur. Takvayla kurtulur. Edeple kurtulur. O zaman biz Seyda'nın dergahında edeplenelim. Onun tavuklarına kadar, onun evindeki olan o hayvanlara kadar, o insanların buradaki olan hizmetçilerine kadar, ruhumuz kadar çalmasak biz imanı kabir sahibi olamayız ey ümmeti Muhammed. Ya Seyda'ya, biz onları sevmesek, onların sevgisinden Seyda'ya gidemeyiz. Gidebilir miyiz Allah için söyleyin kurban. Birbirimizi çok sevmeliyiz. Birbirimizin kusurunu kaybetmeliyiz. Ve birbirimizi muhabbetle teşvik etmeliyiz. Seyda'nın huzuruna gelip ağlayıp, ya Rabbi biz geldik senin merhamet dergahına, biz geldik senin nur dergahına, biz geldik, biz hastayız ya Rabbi, kalbimiz, ruhumuz, her şeyimiz hastadır, tedaviye geldik. Sultan Seyda Lokman hakimdir, vallahi Lokman'dır. Ölüleri diriltendir, vallahi ölüleri diriltendir. Ölü kalpler dirildikten sonra mezardaki ölü nedir ki? Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelen 72 devletin insanları dediler ki, sen ahir zaman peygamberisin, Muhammed'in eminsin, sen bize keramet göster. Ağladı, secdeye kapandı. Dedi, hayal ediyorum ya Rabbil Alemin. Oturuyorum ya Rabbil Alemin. Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi, ya Muhammed'in emin. Ya Muhammed dedi, hiç korkma Allah'ım dedi.
Merhameti senin kalbinde, ruhundadır. Allah senin yüzü hürmetine kainatı beni Adem'i yarattı ya Muhammed. Allah diyor bunlar ne diliyorsa sen Allah'ta dile. Ne emrediyorlarsa diyor, sen onların emrini yerine getiriyor ya Resulullah. Gözleri kalkıyor, gözyaşıyla diyor ya Cebrail kardeşim, bunlar diyorlar ki ölüleri diriltiyorlar. Peki diyor, Allah-u Teala Celle Şanuhu ferman buyuruyor, filan kabir ve mevtaların üzerine git. Orada duanı oku, o mevtalar kalkıp sana cevap verecektir ya Muhammed'in emin diyor. Ölüleri dirilten diyoruz, iyi dinleyin. Seyda'nın şeriatı Resulullah'ın şeriatıdır. Seyda'nın nezarı Resulullah'ın nezarıdır. Onun nezarından başka bir şey yapmaz ki zaten. Allah nasıl Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a emir verdi? Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'da Allah bildirdikçe, iyi dinleyin. Allah bildirdikçe günde en aşağı 25 sefer Resulullah'ta emir olur. Allah bildirdikçe diyorum, yani canlandırmasın. Allah bildirmezse kimse bir şey bilemez. Ne evliya bilir, ne peygamber bilir, hiç kimsenin hükmü yoktur. İllahi Allah tecelli edecek, bildirecek. O zaman ne oldu? Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakıyla ümmeti Muhammed'e hizmet etti. İşte siz yemin etseniz, deseniz ki biz Resulullah'ı gördük elhamdülillah, yemininiz yerindedir. Çünkü neden? Hazreti Üveysil Karani, Hazreti Resulullah'a gittiği zaman anası hasta döşeğinde, ey evlat sen git ama Muhammed'i görmesen evde Allah! Muhammed'i görmesen geri dön, sakın arama onu, ben hastayım belki üzerime yetişemezsin dedi. Hazreti Üveysil Karan ki manevi deniz geldi Hazreti Resulullah'ın kapısına. Esselamu aleyküm dedi ev sahibi. Hazreti Ayşe radallahu anh kapının arkasına çıktı. Aleyküm esselam dedi beni Adem. Dedi hoş geldiniz. Dedi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem evde midir ya Ayşe? Dedi yoktur. Nerede dedi? Dedi filan dedi mescide dedi çok yakındır. Dedi eyvah benim anamın emri böyle yoktur bana. Ben dedi gidemem ya Ayşe ana dedi. Peki dedi niye gidemezsin, bir dakikalık yoldur dedi. Mümkün değil, anamın vasiyeti var. Anam dedi ki yoksa evde geri dön. Sakın dedi vakit kaybetme dedi, ben dedi mecburum. Peki dedi. Sen kimsin gidiyorsun? Ben Veysel Karani'yim dedi. De ki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Veysel Karani geldi dedi. Çoban Veysel geldi dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman geldi baktı ki kapının önünde bir nur semavatta dikili başaya iniyor, yukarı gidiyor. Geldi ya Ayşe, kim geldi bugün buraya? Sufi Nuri buraya gel Allah için. Dedi kim geldi ya Ayşe dedi. Dedi Veysel Karani geldi. Dedi ya Ayşe ben hayal mi görüyorum ya Ayşe? Dedi kim geldi? Dedi Üveys geldi, Veysel Karani geldi dedi, çoban geldi dedi. Dedi gözlerin gördü mü ya Ayşe? Dedi gördü ya Resulallah. Üç sefer dedi ve üç sefer Hazreti Ayşe anamızın gözünü öptü, gitti sahabenin içine. Söyledi ya sahabem dedi, gelin dedi, Üveysel Karani'yi gören gözlerin gözlerini görün dedi. Size müjdeler olsun dedi, buyurun size mutabat işte. Hadis-i Resulullah. Demek ki Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah bildirdikçe, Allah bildirdikçe, o Allah bildirdikçe o müşerref olup da Allah için müşerref olan o sultanımın gözünü yüzünü gören Habibi Muhammed'i görmüştür. Size müjdeler olsun ey ümmeti Muhammed. He? O zaman demektir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi, kurban Allah razı olsun. O 72 devletin önüne, idarecilerin önüne girdi, mevtalar üzerine girdi, gitti. Dündü dedi, ey beni Adem, Allah! Dedi, ey beni Adem, ben mi konuşacağım, siz mi konuşacaksınız? Dedi, siz konuşun ya Muhammed dedi. O devlet reisleri söyleyince, Allah-u Teala emriyle, duasını okudu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kulu biznillah dedi. Mevta dedi. Emrid ya Muhammed el Emin. Emrid ya Muhammed Mustafa dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Mevta taptaze bir kefenle kalktı. Emrid ya Muhammed Emin. Emrid ya ahir zaman peygamberi. Emrid ya Resulallah. Emrid ya Nebiullah diye seslendi kurban. Öyle deyince
Dedi sen kimsin? Hangi kavimdesin? Dedi ben 700 sene evvel, 750 sene evvel vefat eden filan kavmi sevilen bir insanıydım ya Resulallah dedi. Dedi elhamdülillah ki Muhammed Mustafa bana müşerref etti Allahu Teala dedi. Dedi mezarımda dedi dirildi, ben dedi iman ettim sana ya Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Dedi sen ahir zaman peygamberisin, sen Muhammed'in Mahmud'sun, sen Muhammed'in Emin'sin dedi müjde verdi. Mevta müjde verdi. Dedi ya Mevta, o senin avucunda ne var dedi. Dedi benim avucumda Allahu Teala benim ruhumu aldığı zaman Allahu Teala dedi benim kabrimde dedi cennet dedi kapılarını açtı Allahu Teala Celle Canuhu. İlk sofi, ilk sofi kurban dedi ben dedi cennet mekanında yürümeye başladım dedi. İki tane huri melek dedi üstüme hücum etti. Dedi elimi siper ettim. Bana Habibi Muhammed'in nuru müşerref etmedi mücecce. Benim sizinle görüşmem haramdır dedi. Ben her ne kadar perde ettiysem dedi çare bulamadım. Elim gerdanına düştü dedi ya Resulallah. Gerdanında dedi yere düştü. Ben mücevheratı topluyordum. Son bir tanesi kalmıştı. Sesinden uyandım ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Dedi 3,5 dakikadır dedi. Bakıyorum dedi 3,5 dakikadır. 750 sene 3,5 dakika. Hüküme bakın ey ümmeti Muhammed. Bakın müminler. Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dündü. Kafirler, müşrikler, iman edenler etti, etmeyenler gitti. Biz öyle bir dergaha gelmişiz ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı bu asırda, bu müceddidil indin, bu gavs-ül azamın dergahında ancak şer'i Muhammedi yaşayabilirsiniz. Başka nerede? Seyda Sultan'ın bir sofiye soru sordu. Dedi sofiler nasıl? Ankara'da. O sofi cevap verdi. Dedi elhamdülillah dedi. Gavs'ın sofileri dedi öyle edepliler ki dedi Gavs'ın sofileri öyle edepliler ki dedi kurban dedi 1 milyon kişinin içinde olsalar dedi onların boynu büküp Gavs'ın edebiyle Allah o dedi Gavs'ın edebiyle dedi edeplenmişler dedi besbele olurlar sultanım dedi. Allahu Ekber. Seyda Hazretleri elhamdülillah elhamdülillah dedi. Dedi doğrudur dedi. E dedi gelip bize demiyorlar ki sufiler hoştur. Diyorlar ki sufiler dünya ve ahiretini terk etti. O sufi ağladı dedi vallahi kurban sana gelip söyleyenler yalan söylemiş. Dedi değil ki sufiler kurban. Sufiler dedi günden güne binlerce tövbe alanlar var kurban dedi. Dedi o insanlar ki daha tövbe almayanlar kurban dedi boyunlarını bükmüşler. Seyda Sultanım dedi ne zaman menzile gelecek diye merak ediyorlar kurban. Tövbe alanların dışında dedi. Dedi günden güne o cemaata katılanların sayısı dedi sonsuzdur. Onların edebi kurban dedi geziyoruz aynı söyledi. Dedi onların edebi dedi geziyoruz başka şeyhlerin dergahlarında bulamıyoruz dedi. E dedi Gavs'ın sohbeti var. Gavs'ın sofilerinin dedi müritleri diğer şeyhlerin iki mertebe üzerindedir. Haşa. Nedir? E Gavs'ın müceddidi zamanın mezarını görmüşsünüz sofiler. Size müjde olsun. Basit mi yani bu? Bu oyuncak mıdır bu tarikat yani ey ümmet-i Muhammed? O zaman korkacağız, devamlı kafamıza vuracağız. Ya Rabbi, bizi istikametimizi Seyda'nın istikameti üzerine götür diyeceğiz. Resulullah'ın istikameti üzerine diyeceğiz, götüreceğiz. Başka çaremiz yoktur Allah razı olsun. Allah ceminizde razı olsun. Allahu Teala bizi sultana münkür etmesin. Allahu Teala bizi Seyda Hazretlerinin kalbinden başka kalbimizi dağıtmasın. Allahu Teala ihlasla bizi bu kapıda son nefesimizi düşünerek akıbetimiz ne olur diye yalvararak Seyda bizi bırakma ya Rabbi diye yalvarıp güzel bir edeple arkadaşlarımıza velev ki küfür ehli olanlara dahi güzel bir ahlakla onlara hitap etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü sizin ahlakınız Seyda'nın ahlakıdır. Resulullah'ın ahlakıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı bu dergahta mevcuttur. Kim ki şeriatını yaşarsa, kim ki Seyda'nın vermiş olduğu emirlerini yere getirirse, kim ki rabıtasını terk etmezse, kim ki hatmesine girerse, 3 Kur'an katım sevabını alır.
Olmadı Muhammed. Amerikalılar kalktılar. Bismillahirrahmanirrahim'in sırrını çözmeye çalıştı. Seneler senesi hiçbir şeyleri kabul etmedi. Yapamadılar. 333 Kur'an sebabı diyor. Yanlış anlaşılmasın. Ömür boyu bir alim bunu yapamıyor. Allah razı olsun. Bir sofi ümmidir. Kur'an bilmiyor. Allah bu mükafatı veriyor. Daha ne istiyoruz Allah için söyleyin. O zaman biz kendi edebimizle değil, Saadat'ın verdiği edep ve teslimiyet ile, Saadat'ın vermiş olduğu emirlerle biz onları yapmaya mükellefiz kendi bildiklerimizle değil. Sofiler biz bildiklerimizle amel ediyoruz. İyi dinleyin. Bir seydanın bildikleriyle değil, kendi benliğimize düşmüşüz. Allah muhafaza etsin. Herkes kendini kontrol etsin. Allah razı olsun. Demek ki gün ve zaman insanlara uzak yakın değildir. Niçin? O anda cesedini ruh terk ettiyse ne olur acaba? Söyleyin bakın. Ne olur acaba? Söyleyelim bakalım. Rus Hazretleri öyle buyuruyor. Ben evine acırım ki ümmet ceddimin ümmetine. Sufiler arasında o zabaniler koluna girip de cehenneme götürdükleri zaman ben Rabbim. Hadi bakalım. Aşer-i Mübeşşere'de ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabe soruyor. Ya Resulullah bunlar dünyada müjdelendiler. Ya Habibullah bunlar dünyada müjdelendiler. Bunlar niye kabir üzerine daralıyor ya Resulullah dediği zaman Habibi Muhammed dedi, o dedi bir küçük abdestinden nuksanlığı mevcut da onun için kabir daralmaya başladı diyor. E kurban onlar dünyada müjdelenmişti. Allah razı olsun. Bunlar aşere-i mübeşşere bizim gibi daha attı hayatı doğru dürüst istikametimizi bilmeyen değil. O zaman biz ne yapmamız lazım? Biz gece gündüzümüzü Kur'an'ı öğrenmek mecburiyetindeyiz. Kazalarımızı iade etmek mecburiyetindeyiz. Bir an evvel, ölmeden evvel. O zaman dualarımızı güzel bir şekilde öğrenmek mecburiyetindeyiz. Biz bunları yapıp sufilerin arasında ayrılmamak mecburiyetindeyiz. Sufilerin cemaatini terk edersek bu zaman tarikatta da gitmiş oluruz. Allah muhafaza etsin. O zaman yolumuz Seyda'nın yoludur, yolumuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Korku, Sofya korku yoktur Allah için. Niçin? Elhamdülillah bu dünyada da cennettesiniz Allah razı olsun. Evlerinizde aileleriniz ki namaz kılmıyordu, aileleriniz abdestsiz acaba yemek pişiriyor mu Ümmet-i Muhammed sesleniyorum size. Bu bereket kimin bereketidir? Sultan Seyda Muhammed Reşid'in bereketidir. Allah'ın tecelliyatıdır. Bu da yetmiyor mu bize? Biz nankörüz, nankörüz. Nankörüz, Allah için nankörüz ya. O zaman rüyaya itibar yok. Amel istikamet üzerinedir, şeriat üzerinedir. Geldi. Ey abi, işte ben bir rüya gördüm. Ne oldu? Abi ne dedi? Mübarek olsun işte. Ölümü görü. Ne öyledi? Sen neysin ki Seyda'ya milyonlarca insan soruyor. Diyor ki kurba ben bu rüyayı gördüm. Ey Allah mübarek et. Allah gayret çağırsın diyor. Başka bir şey demiyor. Ama benim gibi bir cahile geldiği zaman Ramazan'a ya Allah mübarek etsin senin makamın yükselmiş. Bunlar evini yaktın sen Sufi'nin. Sen Sufi'nin evini yaktın. Sen ne yapıyorsun? Sufi ameli ne yapacak? Allah rızası ne yapacak? Keramette, ebi keşfe veyahut da şuna buna değil. Evet, saadatın yolu maneviyat yoludur. Saadatın yolu her şey var ama sırdır, onu saklamak lazım. Onu ifşa etmemek lazım. Acaba her gördüğümüz doğru mudur? Ümmet-i Muhammed bizim amellerimiz yok ki biz doğruyu bulalım. Allah razı olsun. O zaman olay değil bu yol, ha yanlış anlaşılmasın. Bu yolda tikendir, dağdır, bayırdır, taştır, her şey vardır. Sabır lazım. Sabır lazım bu yola. Allah hepinizden razı olsun. Sufi. Esselam etsem. Hakkınızı helal edin. Bizi bağışlayın. Kusurumuzu affedin. Seyda'yı dinledin. İnşallah biz bir çare günahkarız. Reziliz. Seyda'da Allah razı olsun. İşte görün avlatları. Ehl-i Beyt'in dergahına geldik ey Ümmet-i Muhammed. Seyda Sultan'ın Ehl-i Beyt'in cemaati, Ehl-i Beyt'in evladıdır. Ehl-i Beyt'e geldik, biz başka mürşidin kapısına gitmedik. Enhâdâb suresinin 33. ayetin sonu. Ben Ehl-i Beyt'imi huzuruma almak için onları yeryüzünde günahları arındırarak, günahları silerek, süpürerek huzuruma alırım Allah-u Teala buyuruyor. Kur'an-ı Azimşan'da.
Ehl-i Beytime buğz eden Resul-i Kibri aleyhissalatu vesselam. Ehl-i Beytime buğz eden benim şefaatim yoktur onlara Allah-u Teala Celle Celaluhu. Sus ver. Ey Habibim, söyle onlar benim Ehl-i Beytimi sevsinler. Ay Ayet-i Celil'e. Ben onlarda bir menfaat, bir karşılık istemiyorum. Bir sadaka istemiyorum ey Habibim. Onlar benim Ehl-i Beytimi sevsinler. İşte size birinci mükafat Allah-u Teala İslam dini üzerine getirdi. İkinci mükafat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman peygamberine ümmet etti. Üçüncü mükafat Seyyidah Sultan Muhammed Reşit Kadasırlahu Teala Aliye müceddit ve gavs-i zamana teslim etti. Bundan daha büyük mükafat arayan kişi helata gider. Yoksa Seyyidah Hazretleri dedi, kim ki bu dergaha gelse, bu dergahta fayda görse, o faydadan ötürü başka taraflara mehil verip de gitse, biz onların imanında davacıyız. İyi dinleyin. Kim ki gelip de bu dergahta feyiz almasa, onunla bereket görmese, gelip de kendine bereket kapısı aramasa, yine onların imanında davacıyız buyurdu. Evet. Seyyidah Hazretleri. Ya Hak. Hadi bakın, kim gelmiş bu dergaha da menfaat görmemiş? Ey ümmeti Muhammed söyleyin bakalım. Söyleyelim Allah için. Biz sohbetsiz kalmışız, biz muhabbetsiz kalmışız, biz birbirimizin sevgisinden mahrum kalmışız. Öyle mi değil mi? Söyleyin Allah için. Bazıları diyorlar ki Almanya'da diyor muhabbet çok, bütün muhabbet oraya gitmiş. Kim diyor ya? Allah'ın muhabbeti, Seyyidah Hazretleri muhabbeti. Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti devamlı yağmaz mı? Size Allah'a kasem ederim, yemin ederim ki bu anda Seyyidah Hazretlerin her türlü nimet bereketi, Allah'ın nimet bereketi, Resulullah'ın evrahı, melaike-i kiramlar bütün size mükafat veriyorlar az olsun. Ne sanıyorsunuz siz? Allah'ın rahmeti devamlıdır. Hiçbir zaman kesilmez. Kim ki kalben talep ederse, kim ki Seyyidah'a tam teslim olursa Allah onların kalbini yağdırır, kalbine merhamet verir Allah razı olsun. Biz öyle bir dergaha geldik ki Ahl-i Beyt'in dergahına, Gavs-ül Azam dergahına, Müceddit dergahına geldik. Biz başka bir mürşidin kapısına gitmedik. Allah razı olsun. O zaman bunun kıymetini bilmek için Seyyidah'ın emirlerini harfi harfine yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Doktor ilaç verirse Sofi, ilacı alınmasa ne olur Sofi'nin hali? Söyler Allah için. Diyor ki, kim ki sultanın, mürşidünün emrinin dışında en ufak bir halde, harekette, bir fiilde kendine bir şey yapsa ona kara yılan zehri olur diyor. Hemen öldürür diyor o zehir onu. O zaman mürşidi kamil-i mükemmil, Seyyidah Sultan, toplanın biraz yanaşın bakalım. Gelenler gelsin, yanaşın Allah için. Sırtınıza yanaşın ve raftanızı yapın. Bu gece rahmet dergahına geldiniz. Bu gece Allah'ın düğününe geldiniz. Bu gece Allah'ın mükafatına geldiniz. Bu gece her türlü mükafat vardır. Kalbinizi Allah'a bağlayın. Kalbinizi sultana bağlayın. Allah için yağlayın ve Allah-u Teala rahmet yağdıracaktır inşallah-u Teala. Küfürü söndürecek inşallah Seyyidah'ın duasıyla. O zaman ne gerekiyor Sofi'ye? Sofi'ye rabıta gerekiyor. Sofi'ye güzel ahlak gerekiyor. Sofi'ye güzel lisan gerekiyor. Sofi diyor malayani söz konuşursa, Sofi malayani söz söylerse, yani lakaytsız öyle yakışmayan bir laf söylese, o zaman ne yapar diyor? Onun kalbindeki nuru söndürür Allah-u Teala diyor. Sofi şakayı söz, efendim lakaytlik, malayani söz söylerse diyor onun çektiği feyiz bereketi devamlı onun kalbinde akar gider. Cebindeki boş bir para nasıl ki koyarsın, altı delik bir cep, bakıyorsun akşam bir para cebinde yoktur. Halbuki akşama kadar para kazandı, cebe para attı kardeşim. Sofi diyor eğer bu edeple edeplenmese o ne yapar ceza görür, o ne yapar kalbin muhabbeti söner, o ne yapar o muhabbetsizlikte ne yapsın, gitsin gelsin Ramazan gibi helak olur. İnşallah bize dua edin. O zaman Sofi'nin hali ahvalı şeriat, Sofi'nin hali ahvalı bir an evvel geçmiş kazaları, yeni gelenler var da onun için biraz evvel yine bu sohbet geldi Allah razı olsun. Geçmiş kaza namazlarının, farz namazlarının kazası yapılması bir an evvel hesaplayacak. Kaç gün, kaç sene ben yapmamışım bu ibadeti. Bu ibadetini hesaplayacak, günün beş vakit namazın beş farzını, onun iadesini yapabilmesi için hesabını yapacak, cebine koyacak. Allah'ın her gününde, her vakit namazda bir...
Çünkü millete çok rencide ediyorlar, kalp bozuyorlar, Allah razı olsun. Ha, şimdi diyor ki ne yapman? Gönül kırgınlarını git, gönüllerini al. Senin, senden kırılmış olan kişilerin git, gönlünü al. Ne oldu ete iki? Dünya borcundan bir borcun varsa, elinde varsa götür ver, yoksa git rica et. Bekle, ne zaman olsa vereceğim. Çünkü sofidir. Çalışmaz, muhabbetten işini bırakır, gelir efendime söyle, borç ödemez, ne yapar? Herkes buğz etmeye çalışır. Evledir yani. Muhabbetullah çünkü bitmez. La bizim sülalemiz gelse kardeşim bu muhabbeti bitiremez. Sufi ne yapması lazım? Seyyidah Hazretleri'nin sohbeti. Dedi sufi dünya ile ahiretini beraber devamlı etmesi lazım. Sufi dünyasını terk etse, ahiretini devam etse dedi ne Allah ne Resulullah ne sadatlar razı olur dedi. Bakın dedi sufi dünyasını terk etse... Teslim olsa ölüm yoktur Sofya, ne dünyada ne ahirette.